derişimindeki değişim ile girenlerin derişimi ile orantılıdır. Bunu orantılılıkta eşitliğe dönüştürebilmek için bir hız sabitine ihtiyacımız var. Buna K diyoruz. K hız sabiti sayesinde biz bunu artık orantılılıktan eşitliğe dönüştürmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde bir amonyak senteze tepkimemiz var bizim burada. Hız bağıntımızı yazacağız. Hız bağıntısı dediğimiz olay dedik. K çarpı girenlerin derişimi şeklinde olmalı. Ancak burada dikkat edeceğimiz bir durum var. Başka sayılarımız üst konumuna gelecek. Yani azotun başka sayısı 1 olduğu için burada üstü 1'dir. 1'i zaten yazmıyoruz. Başka sayı 3 olduğu için hidrojenin derişiminin üzerine 3 şeklinde, kübü şeklinde geliyor. Ve ayrıca hemen şuraya bakalım. Hız bağıntısında gazlar ve suda çözünmüş maddeler yer alırken katılar ve sıvılar yer almaz. Çünkü katıların ve sıvıların derişimindeki değişim 1 olarak kabul edilir. Bu yüzden de buraya çarpı 1 demenin hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzden bağıntıda yer almayacaktır. Hemen bir başka tepkime de bakalım. Hız bağıntımız öncelikle K gibi bir hız sabitine bağlı. Daha sonra A'nın derişimi başka sayı üst konumuna geliyor. Gaz olduğu için yazmamda herhangi bir sakınca yok. Aynı şekilde gaz öyleyse B'yi de yazıyoruz. Başka sayı 1 olduğu için üzeri 1 şekline gelmiş oldu. Aynı şekilde diğer tepkimeme de bakalım. Tepkime hızı eşittir. K çarpı dedik. Sonra buradaki madde katı. Katıyı yazmıyorum. Öyleyse buraya yazacağım herhangi bir şey yok. Yani bu tepkimenin hızının sabit olduğunu belirtebiliriz, söyleyebiliriz. Daha sonra biz buradan K hız sabitinin birimini bulabiliriz. K hız sabitinin birimini nasıl bulacağım? Tepkime hızımızın birimini biliyoruz. Hızımın birimi mol bölü litre çarpı saniyeydi. K'yı bulacağım. Birimleri burada aynen sayısal değer gibi yerine koyuyoruz. Ve K'yı çekerek birimimizi bulmuş olacağız. Buradan gerekli sadeleştirmelerimi yaptım ve K'yı çekiyorum burada. Litre kare bölü mol kare çarpı saniye şeklinde K'nın birimini bulduk. Geldik bulmamız gereken bir başka özellik. Tepkime derecesi. Tepkime derecesi dediğimiz olay hız bağıntımızda derişimlerin üstleri toplamıdır. Yani A'nın üzeri 2, A açısından ikinci dereceden, B için ikinci dereceden artı 1 toplam derecem 3 şeklinde söylerim. Bu bizim tepkime derecemiz. Gelelim bir diğer özellik bize sorulan bir diğer özellik molekülarite. Molekülarite. Molekülarite dediğimiz şey ise tepkimemizde girenler kısmında bulunanların tamamının başkat sayıları toplamıdır. Yani burada artık katı mı, sıvı mı, gaz mı, suda çözünmüş madde mi benim için hiçbir önemi yok. Tamamen başkat sayıları toplamını alıyorum. Bu tepkimemde hepsi gaz olduğu için tepkime derecemle molekülaritem aynı geldi. Aynı olayları şurada A şıkkında da yapalım. Hemen baktım. Öncelikle neyi bulacağım? Hız bağıntısının hız sabitinin birimini bulacağım. Hemen bakıyoruz. Hız bağıntımızda birimleri sanki sayısal değermiş gibi yerine yerleştiriyorum. Hızımın birimi mol bölü litre çarpı saniye. K'yı çekeceğim buradan. Azotun derişim zaten molarite mol bölü litreyi de hatırlayalım. Daha sonra hidrojen açısından 3. derecesine bağlı. O yüzden mol küp bölü litre küp dedim. Moller birbirlerini sadeleştirdiler. Litreler götürdü. K'yı hemen buradan çektim. Litre küp bölü mol küp çarpı saniye şeklinde gelmiş oldu. Hemen buradan tepkime derecesine ve
Moleküleriteye de bakacak olursak tepkime derecesi şuradaki hız bağıntısındaki üsler toplamı 1 artı 3'ten 4 gelmiş oldu. Molekülerite dediğimiz ifade ise şuradaki baş kat sayıların toplamından 1 artı 3'ten yine 4 gelmiş oldu. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. K hız sabitimizin birimi sabit bir birim değil. Ne olacaktır? Tepkimeden tepkimeye birim değişebilir. Burada litre küp bölü mol küp çarpı saniye şeklinde bulurken burada litre kare bölü mol kare çarpı saniye şeklinde bulduk. Burada ise bambaşka bir şey şeklinde karşımıza çıkacak. Hızımız mol bölü litre çarpı saniyeydi. Bu sabit hız birimimiz mol bölü litre çarpı saniyedir. K hız sabiti başka bir şeye bağlı olmadığı için direkt olarak bu şekilde birimimizi bulduk, bulmuş olduk. Dolayısıyla burada tepkime derecem 0 yok. Ama moleküleriteye baktığımız zaman burada artık katı mıdır, sıvı mıdır, gaz mıdır hiçbir şekilde önemli değildi. Bir tane madden var. Moleküleriteye değerim de 1 gelmiş oldu. Evet, aynı şeyleri daha genel farklı bir örnekte daha uyguluyoruz. Tepkim hızını yazıyorum öncelikle. K çarpı gaz, gazsa alabilirim. X2'nin derişimi. Sıvı, sıvı olduğu için alamıyorum. Katı, katı olduğu için alamıyorum. Aqua, yani suda çözünmüş madde. Suda çözünmüş madde olduğuna göre yazabiliyorum. Baş katsayısı 2 olduğuna göre üst konumuna gelmiş oldum. Hemen hızlıca aynı şekilde yazdık. Hızımızın birimi mol bölü litre çarpı saniye. K, derişim mol bölü litre çarpı mol kare bölü litre kare. Hemen moller ve litreler sadeleşti ve K'yı buradan çekmiş olduk. Litre kare bölü mol kare çarpı saniye şeklinde K'nın birimine ulaşmış olduk. Tepkime derecemi baktım. Tepkime hızı bağıntımda üstlerin toplamı şeklinde buluyordum. X'in üzeri 1, D'nin üzeri 2. Öyleyse 1 artı 2'den 3 dedik. Moleküleriteye baktığım zaman 1 artı 1 artı 1 ve artı 2 demem lazım. Yani ne olmuş oldu? 5 gelmiş oldu. Evet. Şimdi bir örneğimiz daha var bununla alakalı. Burada aynı zamanda şunu da tekrar edelim. Böyle bir örnekte mesela böyle bir tepkime de hangi hız ölçme yöntemlerini kullanarak hız ölçümü yapabilirim? Renksiz, renksiz, beyaz renkli çözelti dediğine göre, renkten bahsettiğine göre renk değişimine dayanarak hız ölçümü yapabilirim deneysel anlamda. Bir katı oluşumu söz konusu olduğuna göre katı miktarından yola çıkarak hız ölçümü yapabilirim. Başlangıçta iyonlarım var, daha sonra iyonlar yok. İyonların varlığı iletkenlik demektir. Dolayısıyla iletkenlik değişiminden yola çıkarak da bir hız ölçümü yapabiliriz. Hemen yine aynı şekilde hız bağıntısı yazacağım. Suda çözünmüş maddelerimizi alabiliyorduk. Demek ki gümüş artı iyon derişimi çarpı klor eksi iyon derişimi şeklinde tepkime hızımı yazabilirim. Tabii ki öncelikle şuraya bir K hız sabitini ifadesini ilave edeceğim. K hız sabitinin birimi dedik. Yine aynı şekilde hemen mol bölü litre çarpı saniye K hız sabiti. Mol bölü litre çarpı mol bölü litre dedik. Mollerimiz ve litrelerimiz sadeleştiğinde K eşittir litre bölü mol çarpı saniye şeklinde bulmuş olduk. Evet, yöntemlerimizi zaten ilk başlangıçta önerdik. Evet, bir diğer konu başlığımız mekanizmalı tepkimeler. Her tepkime bizim yazdığımız gibi tek basamakta gerçekleşmez. Yani biz yazarız x artı y'den z oluştu. Ama x artı y'den z oluşuncaya kadar aslında pek çok yoldan geçmektedir. Şimdi örneğin baktık. Birinci tepkimem 2x ile y tepkimeye girmiş. Z'yi oluşturmuş. Daha sonra bu oluşan z 2y ile beraber tekrar tepkimeye girmiş. T'yi elde etmişiz. Biz
biz bunu genellikle şu iki tepkimenin toplamı şeklinde bizim karşımıza çıkar. Yani biz bunu ne şekilde görürüz? Şuradan girenlerde ve ürünlerde aynı olan maddeler birbirini götürür. Bunu zaten enerji konusunda HES yasasında da karşımıza çıkmıştı. Oradan hemen hatırlayalım. 2x artı 3y'den 2t oluştu. Bu şekilde biz bunu görüyoruz. İki basamaklı olması peki bize neler ifade ediyor? Bir basamak muhakkak birinci veya ikinci o fark etmez. Yavaş, diğeri hızlı gerçekleşecektir. Bunu şu kum saati şeklinde düşünecek olursak eğer. Başlangıçta bizim girenlerimiz var. Birinci basamağım yavaş gerçekleşen basamak. İkinci basamağım ise hızlı. Dolayısıyla ürünün oluşması yani tepkimenin hızı yavaş olan basamağın birinci basamağın gerçekleşmesiyle alakalı bir durumdur. Yani hız bağıntısı yavaş basamağı göre yazılır. Yani benim ne tepkimenin burada hiçbir önemi yok. Hız bağıntısı yazacağım zaman sadece yavaş basamağa bakarak yazıyorum. Hız eşittir dedik. Yine aynı şekilde öncelikle K gibi bir hız sabitine bağlı. Gazlar, o yüzden her ikisini de alabiliyorum. Baş katsayısı 2, x'in derişimi 2, derişimin üzeri 2 çarpı y'nin derişimi şeklinde söyledik. Kaç basamaklıysa 2 basamak, 3 basamak, 4 basamak fark etmez. Hepsinin toplamı girenlerde ve ürünlerde aynı olan maddeler birbirlerini götürmek suretiyle topladığım zaman net tepkimeyi elde ediyorum. Şimdi burada bizim karşımıza bazı yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Ara ürün. Adı üstünde. Arada oluşan ürün. Bir basamakta oluşmuş.